Vatandaş artık hesabını iyi yapıyor. Vatandaş hayat pahalılığından Ramazan'ın geldiğini hissedemiyor. 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Pazarda, markette Ramazan hareketliliği hakim. Ancak bu yılki Ramazan geçen yıllara göre biraz farklı. Bunun nedeni ise hayat pahalılığı. Vatandaş bu Ramazan ayında alışveriş yapmakta zorlanıyor. Öyle ki vatandaş artık Ramazan ihtiyaçlarını azar azar alıyor. Yani bu pahalılıkta Ramazan başka yerlerde indirim olur. Bizim memleketimizde maalesef Ramazan'ı fırsat biliyor. Ispanak, marul, limon. Ne kadar tutmuştu ablası unuttum. 65 lira. 3 parça. Eskiden 10-20 liraya bir haftalık şey alışveriş yapıyorduk mutfağımıza, değil mi? Yani bunun domatesi yok daha, soğanı yok. Bir ay Ramazan. İlla ki alacaksınız ama gayet güzel gördüm pazarı. Daha almadım ama her şeyi aldım. O öyle kiloyla alamam, yarım kilo alırım. Çünkü ben iki kişi emekliyim. Benim için yeterli yani. Çok fazlaya gerek yok. Yani ekmeği de her şeyi yiyebileceğim kadar, kullanabileceğim kadar fazlasını tercih etmiyorum. Neden? Günah olur, tasarruf olmaz. O zaman geçimin daralır. Yok, Ramazan alışverişi yok. Eskidenmiş o Ramazanlar kızım. Nerede eski Ramazanlar? Nerede eski Ramazanlar kızım? Eski Ramazanların tadı vardı oğlum. Şimdi Ramazan belli bile değil. Belli bile değil Ramazan oldu. Yani her şeyi tam tekmil alabileceğini düşünmüyorum insanların bu ekonomik krizde. Çok acı ve üzücü geçecek. Gazze'de İsrail'in soykırımından sonra bizim yediğimiz tek bir hurma bile çok acı gelecek. İstediğimiz şeyleri yiyebilmemiz Allah'a çok şükürler olsun ama inşallah onlar da bu soykırımdan kurtulurlar bir an önce. Sağlıklı, sıhhatli oruçlarımızı tutalım, başka bir şey istemiyorum. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok derken tabii ki millet kan ağlıyor. Zaten sizin TV 264'ü devamlı seyrediyorum, haberlerinizi de. Yani şimdi her geçen gün daha çok zam oluyor. Çünkü geçen seneyle bu sene farklı, önümüzdeki sene daha da farklı olacak. Şimdi aldıklarım şunlar. Gördüğün gibi 250-300 lira. 300 liraya biz poşeti, arabayı dolduruyorduk. Tabii ekonomi inşallah düzelecek yani. Ramazan'ı yaşadığın zaman hissedersin. Un aldım, yağ aldım. Ya fakir değilim elhamdülillah. Bir tarafımız fındıkçı. Bir de diğer taraftan emekliyiz. Ağlamıyorum. Bazı insanlara 100 bin lira da versen yine ağlayacak. Ama ağlamaya alışkın insan ağlar. Sigara yok, alkol yok, kumar yok. Nereye gitsin? Para nerede bitsin? Ben aynı zamanda ekonomistim. Ekonomist. Şimdi şöyle, maaşlar geçen sene kaç liraydı? 7,5 lira veya 5 liraydı. 5 liraydı. Bu zamanlar 5 liraydı. Şimdi 10 lira. Haliyle zam yapan insanlar işçi çalıştırıyor. İşçinin maaşı kaç lira? 17,5 lira. Sigortası var, bilmem nesi var, şusu var, busu var. Ondan sonra tabii ki maliyetin oldukça senin de mağazan var. Ne yapacaksın? Zarar mı edeceksin? O, durum öyle yani. İnsanlarımızın ekonomik durumu hakikaten bitik. Yani bunu doğruca ve gerçekçi konuşmak gerekir. Eskiden vatandaşımız daha pahalı gıdalar alabiliyordu. Örneğin 2 kilo kıyma, 2 kilo kuşbaşı et alabiliyordu. Veya geliyordu buraya benden, efendime söyleyeyim, tavuğu 10 tane but, 20 tane göğüs alabiliyordu. Şimdi hakikaten alamıyor. Vaziyetler sıkıntılı. Yani ülkemizi bu hale sokanlar biraz hesaplarını yanlış yapmışlar. Bu vatandaşlar, ülkemizi bu hale sokan insanlar biraz daha hesaplarını ince eleyip sık dokunması lazım. Bana sorarsan üretime destek vermeleri lazım. Üretim olmayan bir memlekette tüketim de olmasında sıkıntı yaratır.